Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz W212 Mercedes E350 CDI 4 Matic. Test konumuz olan otomobil 2010 model arkadaşlar. Premium paket 1 E serisi Mercedes. Öncelikle bu otomobili bize sağladığı için Kırşehir Doğan Otomotiv'e Ceyhun abiye teşekkür ediyorum. Gerçekten Ceyhun abiyi seviyorum. Bulamadığım neredeyse tüm otomobilleri de burada buluyorum işin aslı. Arkadaşlar 350 CDI bir makineye binmeyi gerçekten çok istemiştim ve şu an hiç inesim de gelmiyor. Esasında bakmayı bırakasım da gelmiyor işin aslı. Araç 2004 yılında tasarlamına başlanan bir otomobil arkadaşlar. Mercedes tasarımcılarından meşhur Thomas abimizin yaptığı bir araba bu araba. Tabii ki dönemin C ve S serilerinden esinlenerek tasarlanmış bir araba. Yani ilk defa o ikisinin ortası bulunmak istenmiş, tasarlanmış, düşünülmüş ve böyle bir otomobil ortaya çıkmış. 2008 yılına kadar bu otomobilin tasarımı devam etmiş. 2008 yılında onaylandıktan sonra 2009 yılında Amerika'da tanıtılmış arkadaşlar. Tabii ki aracın 2009 ve 2013 yıllarında ilk nesli üretilmiş. 2013 itibariyle makyajcı kasasına geçilmiş. Esasında iki farklı makyaj versiyonu var. Bu otomobilin en son makyajcı versiyonuna sahip olduğunuz zaman bu otomobilin bir üst nesli olan 213 kasaya ön tarafının çok benzediğini göreceksiniz. Tabii şimdi ilk nesline baktığınız zaman, yani bu makyajsız haliyle son halini yan yana koyduğunuz zaman ön taraftan özellikle bu iki otomobil farklı kardeşim diye düşünebilirsiniz ama değil. Bu aracın 350'lerinin farklı güç versiyonları var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi 265 beygir ve 620 Nm torku olan versiyonu. Diğeri, mesela ülkemizde yaygın olan diğeri, 231 beygir güç ve 540 Nm tork olan versiyonu, ki bu otomobil 231 beygir ve 540 Nm torka sahip. 0-100'ümüz 6.1 saniye arkadaşlar, fabrika verilerine göre bu otomobilde. Aynı zamanda 7 ileri otomatik bir şanzımanımız mevcut. 1730 kilo civarında bir ağırlığımız ve 540 litre civarında da bir bagaj hacmimiz mevcut arkadaşlar. Bu otomobilde tabii ki 550 kilo civarlarında da bir taşıma kapasitesinin olduğunu söylüyor bize teknik detayları. Şöyle gelelim mesela ön tarafına bakalım. Ön tarafta iki parçalı, herhangi bir karartması vesairesi olmayan bir xenon farlarımız, fari kamalarımız, ön park sensörlerimiz ve gündüz ledlerimiz var onların altında. Oldukça sade bir düz kaputumuz var. Blue Affection yazısı yan tarafta, ben onu öyle okuyorum ama onu tam nasıl okunuyor onu da bilmiyorum açıkçası. 245-45-17 jantlarımız var. Bu kasada yine 16 jant kullanılan versiyonlar da mevcut. Görüyorsunuz alt marş piyelimiz arka ön çamurluktan ayrı tasarlanmış ve plastik. Aynı zamanda cam çerçeveleri komple kromla kaplanmış ve iki parçalı sunroofumuz, cam tavanımız çok güzel gözüküyor ve açılabiliyor tamamıyla. Arka tarafa doğru şöyle geçtiğim zaman şuranın biraz daha böyle döneminin S serisine benzediğini hissediyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle oradaki birkaç katmanlı tasarım. Aslında Toyota Corolla'larda da vardı. Benim Corolla'da vardı mesela öyle bir tasarım orada. Arka tarafına geçtiğim zaman çift çıkış bir egzoz görüyorum. Bu orijinalmiş gibi duruyor kesinlikle. Herhalde orijinal, onu bilmiyorum ama. Şurada krom kaplamalarımız, burada krom kaplamalarımız. E350 CDI ve 4 Matic yazımız yer alıyor. Elektrikli bagaj kapağımız yok maalesef. Şöyle açalım. Oldukça geniş bir bagaj alanımız var. Şurada aydınlatmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir aydınlatma görüyorsunuz. Yukarı tarafta da bir tane aydınlatmamız var. Burada ilk yardım setinin koyulacağı bir alan ve küçük boşluklar var. Ve şurayı görüyorsunuz, havuz kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu kaldırdığım zaman ise alt taraftan şöyle bir istetme ve yani stepne ve kenarında boşluklar çıkıyor. Bagaj kapağımızın üzerine baktığımızda burada bir avadanlığımız var ve şurada bir tutamağımız var. Ve aynı zamanda burada da tutamaklarımız var. Bu güzel bir kullanışlık detay ama abi bak şurayı görüyor musun? Her ne kadar şuradan yedirmiş olsalar, yani malzemeye sürtmüyor çünkü malzeme şurada kalıyor ama yani orada şunu ben istemezdim açıkçası bir Mercedes'te görmeyi ve hemen burayı bir kapatalım. Tabii buradan şu tarafa doğru bir toz olmuş. Benim sağım kuvvetli. Onu zaten birazdan gösteririm size. Hemen şöyle içerisine bir bakalım. Kapılarımız çok ağır değil ama epey toklar, ama çok ağır değiller. Burada arkadaşlar görüyorsunuz yan perdelerimiz yer alıyor. Şuralar deri kaplı, dikişli, oldukça güzel. Şuradaki kaplamanın rengi çok güzel ve şurada görüyorsunuz krom kaplamalarımız var arkadaşlar. Bu iç taraflar yumuşak, yine deriyle kaplanmış, komple deri. Şuralar koltuk deseninde güzel gözüküyor, hoşuma gitti. Altta aydınlatma ve küçük kapı içi gözlerimiz mevcut.
Şöyle içine doğru baktığımız zaman burada arka tarafta elektrikli bir makam perdemiz var. Öndeki tuştan açılıp kapanabiliyor. Şurada bir aydınlatmamız yer alıyor. İşte cam tavanımın ikinci camı burada. Burada bir tane şöyle açtığımız zaman görüyorsunuz. Şöyle ve şöyle bir kolçağımız yer alıyor arkadaşlar. Böyle bayağı mekanik bir malzeme bu. Böyle malzemeleri ben severim açıkçası. İçerisine doğru binelim hemen. İçeride burada görüyorsunuz tutamaklar, askı aparatları yine burada da var. Bastonları siyah ve ön emniyet kemerleri ayarlı arkadaşlar. Burada kafalıklar tabii ki ayarlanabiliyor siz istediğiniz gibi ama elektrikli ayarlanıyor. O da güzel bir detay. Ön taraftan ayarını yapabiliyorsunuz. Yaşam alanımız mesela şurada bir şaft tünelimiz var. Bayağı büyük bir şaft tüneli ve şurada bir küllüğümüz var. Ve iki tane havalandırma menfezimiz. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere koltuk arkası gözlerim var. Ve arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden tam olarak bu şekilde. Baş mesafesi şöyle 5 parmağın biraz üzerinde ve yatarak oturuyorum. Oldukça da rahat arka koltukları. Ve diz mesafesi de ben biraz geride oturdum ön tarafta sınırda. Yani diz mesafesi anlamında mükemmel geniş değil. Ama koltukları inanılmaz rahat ve hemen ön tarafa geçelim. Abiler burada yine kapı yüzeyleri arkadakilerle tamamen aynı ve Harman Kardon ses sistemimiz yer alıyor. Dört camımız tabii ki tam otomatik ve ayna kapamalarımız da mevcut. Buraya geldiğim zaman 3 tane hafızalı koltuk kafalı dahil ki şöyle göstereyim elektrikli koltuklarımız mevcut. Bunun aynısı sağ ön tarafta da var ve orada da 3 tane hafıza var. Burada kilit tertibatlarımızı da görüyorsunuz ve koltuğun arkadaşlar bel destek ayarı sadece buradan yapılıyor. Bunu yukarı aşağı olarak da ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz tüm yöne. Şurada bir ilk yardım çantası yerimiz var. Yani aslında buraya yangın tüpü geliyor. Hemen şöyle içerisine doğru biniyorum. Tabii ki otomatik farımız mevcut. El freni tertibatımız burada. Diz airbaglerimiz yine mevcut her zamanki gibi. Burada dikişli kaplamalarımız yine var. Ortaya geldiğimiz zaman bir Mercedes klasiğidir saatimiz. Yine sol tarafta yer almış. Devir göstergesi vesaire hepsi burada yer alıyor. Bu otomobilin direksiyon dahi elektrikli arkadaşlar ve şöyle bir Mercedes anahtarımız var. Bunu şuraya takayım hemen. Taktım. Çevirdim abi. Ve aracımı çalıştırdım. Kapımı da kapattığım zaman bu direksiyon şöyle kucağıma benim son ayarladığım ayara geliyor. Kulakçıklarımız, hız limitleyicimiz ve sabitleyicimiz burada. Burada şanzıman kolumuz var gördüğünüz gibi. Bunu iki defa aşağı indiğim zaman D'ye atıyor. Şu tuşa basınca P'ye atıyor ve şuradan el frenimi kendim çekip bırakabiliyorum. Şuradaki kaplamalar böyle piyano bilek gibi gözüküyor ama ahşabımsı bir kaplama ve çok güzel gözüküyor. Şuradaki tuşlar vasıtasıyla yol bilgisayar verileri arasında geçişler yapabiliyor. Radyoyu kontrol edebiliyorum. Buradan sesi açıp kapatabiliyorum. Mesela şöyle tribe gelelim, telefona gelelim. Bluetooth telefonumuz da mevcut. 234 bin kilometrede şu an bu otomobil. Sağ tarafa gelince burada bir ekran görüyoruz arkadaşlar. Küçük bir ekran gördüğünüz gibi ama renkli bir ekran. Bunu şuradaki tuş vasıtasıyla da kontrol edebiliyorsunuz aynı zamanda. Burada dörtlü flaşörümüz, çekiş kontrol off tuşumuz, şu mat kromlar çok güzel olmuş. Alt tarafta ses sistemimiz, Bluetooth'umuz vesairemiz burada yer alıyor arkadaşlar. Aşağı indiğim zaman 3 kademeli koltuk ısıtma ön tarafta, arka koltuk kafalı yatırma ve elektrikli makam perdesi açıp kapatma tuşları yer alıyor. Şurada bir klimamız var. Klima şöyle çok güzel çalışıyor. Şu tuş mekanizmaları yeni artık siz Peugeot'larda falan görüyorsunuz. Döneminin Mercedes'lerinde de var ve şurada 4matik yazısı var. Şurada bir tane şöyle kapaklı gözümüz var gördüğünüz gibi. El freni tabi vites tabii ki burada olmadığı için. Bu iki kademeli birini açıyorsunuz. Bardaklıklarınız var burada gördüğünüz gibi. Birini de açınca küllük çıkıyor. Şöyle aşağı geldiğim zaman şanzıman modlarınız ve şurada da arkadaşlar az önce bahsettiğim tekerleğiniz mevcut. Bundan ayarlar yapabiliyorsunuz ama bu çok işlevsel değil. Bir Audi veya BMW bu otomobildekine göre çok daha işlevsel yapmış. Burayı burada sadece parça değiştir vesaire ileri geri yap. Yine çoğunu tuşla yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şurayı açtığım zaman burada kocaman bir alanımız var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burası da komple kaplı ve geniş bir alan. Burayı kapattığımda ve sağ tarafa geçtiğimde şuraların dahi yumuşak olduğunu görüyorum. Ve iki parçalı bir 12 volt çıkışı olan ve soğutmalı torpido gözü çıkıyor karşıma. Bunun da kilit mekanizmasının olması güzel bir detay. Şöyle yukarı doğru geçtiğim zaman burada arkadaşlar ışıklı makyaj aynaları ve aynı zamanda iki parçalı. Şöyle göstereceğim size. İki parçalı makyaj aynaları görebiliyorsunuz. Şunu da indirdiğiniz zaman hem yan tarafı hem ön tarafı siz güneşten korumuş oluyorsunuz. E-Class'ın
farkı diyeceğim ama 2007 Passat'ın Highline'ında da vardı bu. Çok güzel bir özellik. Burada sunroof ayarlarınızı falan yapabiliyorsunuz. Alarm tuşunuz var, çekici tuşunuz var ve otomatik kararabilen bir iç dikiz aynanız burada mevcut. 212'nin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Heyecanlı bir araba. Şu an içerisinde bulunduğumuz otomobil döneminin elektronik problemleri olan bir Mercedes modeli. Esasında 210 ve 211 kasadan sonra bu kasa bindiğinizde daha ultra lüks ve daha donanımlı gelse bile, mesela nasıl şerit takip sistemi, çarpışma önleme sistemi, tabela okuma gibi sistemlere dahi yer veren bir model olmasına rağmen ve aynı zamanda 11-12 tane içerisinde airbag barındırmasına rağmen, ki eski Mercedesler de böyleydi zaten ama birazcık böyle eskiliğinde problemlerle karşılaşabildiğiniz bir Mercedes modeli. Ama bindiğiniz zaman gerçekten diyorsunuz ki ya o hissiyat tamam birazcık sertleşmiş. Bir 210 ya da bir 124 kadar yumuşak hissettirmiyor ama geniş, teknolojik ve daha kullanışlı hissettirdiği bir gerçek arkadaşlar. Ve bu otomobille birlikte yola çıktığınız zaman şunu hissediyorsunuz. Gerçekten yol tutuş eğilimleri ve kabiliyetinde de ciddi manada bir geliştirme yapılmış bir model. Tabii ki bunun bir önceki kasası olan 211'e bindiğinizde onun yol tutuşu da ve sertliği de buna yakındı. Ama bu biraz daha geniş ve yayvan ve bu otomobile bindiğinizde biraz daha yola hakim hissediyorsunuz. Ve bu otomobilin bu klasik çizgileriyle beraber ben bu otomobilin Casio'nun özel serisi saatlere benzetiyorum bazen bu tasarımını ama bindiğiniz zaman gerçekten size güzel hissettiriyor, lüks hissettiriyor ve hoş hissettiriyor. Özellikle biraz gaza çökmek diyoruz. Gaza çöktüğünüz zaman ki şöyle, o 6 silindirin sesi, motorumuz 6 silindir turbo, sizi gerçekten güzel hissettiriyor. Şimdi gelelim aracın diğer şeylerine, özelliklerine. Arkadaşlar, görüş açılarımız oldukça güzel. Herhangi bir probleminiz yok. Zaten ön arka park sensörümüz var ama bir geri görüş kameramız mesela yok olsaydı bence çok çok daha güzel olurdu. Geri görüş kamerasıyla bu otomobil. Bu araba gazladığınızda çok güzel gelen, çok güzel yanlayan, yani motoru ve torkuyla da beraber tabii ki çok tatlı hızlanan bir makine. Yani böyle biraz atraksiyon yapayım dediğiniz zaman şuradaki çekiş kontrolü kapatmasanız da yapıyor ama kapatsanız da yapıyor ve ilk defa bir otomobilde yanlamanın, işte ne bileyim biraz arka tarafı açmanın sizi fazla bir şeye götürmeden yaptığını hissettim ben bu arabada. Yani 4matik sistemiyle beraber tamam açılıyorsunuz ama yani hep istediğiniz küçük direksiyon hareketleriyle istediğiniz seviyede bunu tutabiliyorsunuz bu kocaman makinede. Bu sizin çok hoşunuza gidiyor. Yani biraz daha kolay eğleniyorsunuz bu makineyi aldığınız zaman. Tabii ki bu bir eğlence makinesi değil, dizel bir makine. Bunu sürekli böyle kullanırsanız size epey bir maliyet çıkaracaktır. Aracın yalıtımına gelelim ve süspansiyonlarından başlayayım hatta önce. Süspansiyonları tabii ki çok yumuşak ama eski Mercedes'lere nazaran daha sert. Eski Mercedes'ten kastımız 124, 210, 211. 211 ile aynı seviyelerde diyebilirim aşağı yukarı. Bu otomobilde de 211'lerde olduğu gibi şöyle yerlerden geçerken inanılmaz yumuşak hissediyorsunuz. Hatta bazen belli oranda sert çukurlara girdiğiniz zaman da hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ama böyle çok dik yerlere girdiğinizde süspansiyon bir anda bitiveriyor ve size sesli çalıştığını hissettiriyor. Yani güm pat çat ses de duyabiliyorsunuz bu otomobilin içerisinde. Ama tabii ki dediğim gibi çok ekstrem yerlerde, yani yumuşak geçip o sesleri duymayacağınız yerlerde. Yani Mercedes şöyle düşünmüş olabilir. Ya bu arabaya binen adamlar zaten böyle yerlere girdikleri zaman kıyamazlar arabalarına, öyle geçmezler abi çok gerek yok falan demiş de olabilir yani. Sonrasında burada sürekli kahve iç işareti yanıyor. Ben biraz hızlı kullandım herhalde ondan yani. Ne yapıyorum? Deli misin? Kahve iç artık falan diyor herhalde. Onun dışında yol sesi, rüzgar sesi, onlara gelelim arkadaşlar. Yol sesiniz, yani ben şöyle 160-170'lere de çıktığın zaman yol sesi esasında çok fazla duymuyorsun. Şurada adamın çökesi geliyor abi. Yani çok tatlı açıldığı için yani. Yol sesi, rüzgar sesi yani çok yok. Rüzgar sesi 145-150'den sonra birden başlıyor. Yani diyorsun ki lan ne kadar güzel bir yol şey rüzgar sesi yalıtımı var arabanın. Tam bir E kasa diyorsun. Birden ses başlıyor. O zaman diyorsun ki tam öyle değilmiş. Motor sesi abi şey gibi değil. Yani bir dizel gibi değil yani. Sesli bir benzinli makine gibi bir motor sesi var. O da gerçekten çok güzel hissettiriyor. Nasıl hissettiriyor? Onu da bakalım. Dip gaz yaptım. Bak. 4'ü birden sarıyor. Abi 80, 90, 100,
120, 130. Tabii burada fren yapmamız gerekiyor. Ama çok güzel bir motor sesi var sizin de şu an hissettiğiniz gibi. Ve sizin de benim gibi hoşunuza gittiği gibi diyeyim yani. Dizel motor sesi 1989 yılında da böyle geliyordu. Bir 300 dizele bindiğinizde bu sesin aynısını, benzerini dışarıdan olmasa da içeriden duyuyordunuz. Ben de bunun bir tesadüf olmadığını düşünenlerdenim açıkçası. Aracımızın performansına gelelim. Tabii ki 231 beygirlik bir makineden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu beygir gücü az buz bir beygir gücü değil, çok ciddi bir beygir gücü. Ve 500 Nm'nin üzerinde bir torktan bahsediyoruz. Bunlarla beraber tabii ki aracın hızlanması çok çok iyi. Tekrar şöyle bir gazlayalım. Tekrar dört tekerli pati çekelim. Bak. 80 abi, yokuş yukarıdayız. Tek kişiyim, çantam var. 100 abi, hafif aşağı iniyoruz şimdi. 120 abi. Bak şurada bir daha çekebilir yani. 140 abi. Bak gidiyorsun. 160 abi. Şimdi 160'da. 7. viteste 2100'lerde gidiyor. 2100-2200'lerde gidiyor. Yani 200'lere falan geleceksin ki işte şey olacak. 3000 devirler civarında gitsin yani abi. Gerçekten çok tatlı bir şeyi var. Şanzıman oranı da var. O manada gayet güzel bir makine. Mercedes'imiz böyleydi abiler. Gerçekten böyle insanın hoşuna giden, kullanması inanılmaz zevkli, aynı zamanda eğlence unsurunu da sunabilen bir E-kasa ile birlikteydik. Bu arabadan bir yerde inmek veya bu otomobile bir yerde binmek, bu otomobille ufak tefek atraksiyon yapmak her zaman zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Çok tatlı değil mi abi? Yani baksana şuna. Az önce bahsettiğim süspansiyon olayı da böyle bir şeydi yani zaten. Baktığınız zaman ya inesin gelmiyor ya. Her türlü zevkli makine. Şunu bir dışarıdan mı çeksem, ne yapsam abi, on numaraya. Ha, bu arada yakıtına geleyim. Şu kullanım şeklimle yani böyle atraksiyonlu kullandığımda bu arabayı yol bilgisayarında bana 13.9 litre gösterdi. Fakat arabanın 400 kilometrelik ortalaması 8.8 litre. Diyorsun ki yani bu nasıl bir yakıt tüketimi abi, çok iyi değil mi yani diyorsun açıkçası. Bence çok çok iyi bir yakıt tüketim seviyesi var. Yani üst limit odur, daha zaten bu kadar gazladıktan sonra hani sürekli gazlayarak kullandığımda o yakıt tüketimini sundu. Bu arada freninden bahsedecektim ben, evet onu unuttuk. Freni abi şey ya çok güzel hissettiriyor ama böyle duracağı zaman çok dibe dalan bir fren yapısı var. Mercedes'lerde genelde vardır. Öyle biraz hani motor gücünden dolayı seri kullanmaya alışıyorsun. Sonra o frene bastığın zaman bir soğuyorsun yani, onu da söyleyeyim. O konuda bu işi sportiflik ve sürüş hazzı için yapan firmalar BMW gibi daha güzel yapıyorlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok tatlı davranın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.